üçgen olduğuna dikkat edin. AB, AC'nin. Dolayısıyla şuraya arkadaşlar x eksi 2 diyebiliriz. Şimdi Pisagor'dan dolayı 4 çarpı 17 68. 4 çıkarırsak 64 yapar. BH böylece 8 olur. X, x 2 8 gelmiş oldu. Buradan da bakın 8 ile özel üçgen 6, 8, 10 var. 10 olsa... Ee, AH 8 olur olmaz. Bir de 8, 15, 17 var. Onu deneyelim x eksi 2'ye 15 verirsek, x'e 17 verirsek bakın gördüğünüz gibi oluyor. Dolayısıyla cevap E şıkkı. Pisagor yapmak isteseydiniz şöyle yapıp burada Pisagor yapıp ikinci derece denklemden x kareler birbirini götürüp yine x'e 17 bulurdunuz. Ortay yükseklikse arkadaşlar ikizkenar bir üçgendir. Bakın aynı zamanda AHHC'ye eşittir haliyle 15 olduğu için bu AD de 15 olur. ACD ikizkenar bir üçgen. Böylece 9 12 15 üçgeni olur. AB'ye de 12 diyebiliriz. Bizden BH isteniyor. Büyük üçgene dikkat şimdi. Şöyle bakın 12 24. Bir dik kenar diğerinin iki katıysa A2 A A kök 5 üçgeniydi. Dolayısıyla 12 kök 5 olacak. Böylece 6 kök 5 6 kök 5. Bir de dik üçgende AH ve CH birbirine eşitse muhteşem üçten BH da bunlara eşittir. Böylece burası da 6 kök 5 olur C şıkkı. BC AD'ye eşit olduğu için muhteşem üçlüden dolayı bakın. Burada BD de 5 olacak. Dolayısıyla ED'ye 2 kalır. Şöyle ikizkenar bir üçgende tabanı dik indiririz. Uzunluk verildiğinde bu yüzden 1 1 olacak. Şuraya böyle bir harf vereyim. AH diyelim. Şimdi x'i bulmanın yolu artık işte şu AHB üçgeninde Pisagor yapmaktan geçiyor. Yalnız AH'ı bilmiyoruz. Onu da bakın şu Pisagor'dan halledeceğiz. AEH'da 5'in karesi eşittir 1'in karesi artı AH'ın karesi. Böylece AH kök 24 oldu. Şimdi artık ABH'da AH'ın karesi kök 24 24 oldu. Şöyle bakın BH'ın da 3, 1 daha 4 olduğunu biliyorum. Onun da karesini aldım. 16, 40 eşittir. X kare, X, 2 kök, 10, D şıkkı. Polat dengede durması için ikizkenar bir üçgen oluşturması gerekiyor. Yine burada da arkadaşlar bu şekilde. Önce bu eşitliklerin olduğunu görelim. Sonra 13 tane delik olduğu için 12 tane aralık var. O zaman 12 çarpı 40'dan burası 480 santim. İkizkenar bir üçgen olduğu için tabana indirilendik. Tabanı ikiye bölecek. 240, 240 yüksekliği bilmiyoruz. Buraya h yazalım. Sonra ikinci durumda deliklerden bir önce ve bir önce deliğe bağlandığı zaman bakın yükselmiş 270, 350. Yani başlangıçtaki yüksekliğine göre 80 daha artmış arkadaşlar. 350'den 270'i çıkardığımız için. Sonra birer delik azaldığı için toplamda 10 deliğe düşmüş. Daha doğrusu 10 aralığa pardon. 10 aralık olduğu için de 10 çarpı 4'ten 400. 2'ye böldüğümüzde bakın artık 200-200 olacak buralar. Ve şöyle harf vereyim. Y, Y diyelim. Bu halatın yarısı arkadaşlar gördüğünüz gibi her türlü Y olacak. ikizkenar üçgenden dolayı. Ve Y kare soldakinde H kare artı 240'ın karesi. Şimdi ben 240'ın karesi değil 24'ün karesi yapayım. Büyük sayılarla uğraşmayalım iyice. Veya arkadaşlar H artı 80'in karesi yerine H artı 8 yazıyorum. Sıfırı siliyorum. Hepsinde sıfır olduğu için. H artı 8'in karesi artı 20'nin karesi diyeceğim. Böylece 24'ün karesi eksi 20'nin karesi eşittir. H artı 8'in karesi eksi H'ın karesi. 2 kare farkı 24 eksi 20 4. 24 artı 20 44 oldu. Yine buraya geldiğimiz zaman h artı 8'den h'ı çıkarırsak 8 yapar. h artı 8'e h eklersek 2h artı 8 olur. Şimdi 4'e bölersek 11 burası 2 oldu. 2'ye bölersek burası da 22 oldu artık. 22 eşittir 2h artı 8. 14 eşittir 2h. h buradan 7 oldu. 1 0 eklersek artık buraya 70 artı 80'den 150 olacak. 15 20 25 üçgeninden bir 0 eklersem 250 oldu. Halatın bir parçasının uzunluğu E şıkkı. Kenar bir üçgende eşit kenarlara ait yükseklikler eşittir. Aynı zamanda eşit parçalar bölerler. Dolayısıyla size ikiz kenarlardan birinin yüksekliğini verirse diğerini de çizmeyi bir deneyin. Şuraya da T diyelim bakın. CT ile BH birbirine eşittir. Hatta ayırdıkları bu BT ve CH parçaları da eşittir. 5 olur. Sonra yine arkadaşlar buradaki yükseklikler de birbirine eşit olacağı için burada yine TC'ye yi 8 yazabilirsiniz. Artık bakın şöyle bir üçgen oldu burada. Dik üçgen adı DTC ve bunun bir kenarı 8 bulmuş olduk. Diğer kenarı da 15 böylece 17 oldu B şıkkı noktasının AB'ye göre simetriyi dediği zaman arkadaşlar bir noktanın bir doğruya göre simetriyi böyle dik uzaklıktır ve eşit uzaklıktır. Dolayısıyla bu AB'ye göre simetriği E denmiş. E noktası bakın böyle görünür. Yine aynı şekilde bu D noktasının BC'ye göre simetriğini aldığınızda şu şekilde görünecektir. Tamam mı? Bundan dolayı artık şunu görmeniz gerekiyor. Bir tabana dikindiğimizde burada simetri de olsa fark etmez aynı zamanda ikiye bölünüyorsa üçgen ikizkenardır. Bu yüzden BD ile BF birbirine eşittir. 2 kök 6 ise burası da 2 kök 6 olur. Aynı şekilde BD ile de BE eşittir. İkizkenar gelir. Yine 2 kök 6 gelir. Bir de şöyle alfa dersek burası alfadır. Beta dersek burası da betadır. Soruda ABC açısı bakın 45 verilmiş. O zaman alfa artı beta 45 ise 2 alfa artı 2 beta 90 derece. Bizden sonra da burada bakın EF uzunluğunu istiyor. Şöyle bir ikizkenar dik üçgen oldu yeşil üçgen. 2 kök 6, 2 kök 6. Karesini e, kök 2 katına alırsak 2 kök 12. Bu da 4 kök 3 yaptı. E şıkkı. AB kenarı ABC'ye eşit olacak. Şundan dolayı bakın burası 90 eksi 2 alfa. 92 alfa 90 eksi 2 alfa topladığımız zaman 90 eksi alfa yaptı. Şimdi zaten burası 90 eksi alfa. Böylece ikiz kenar bir üçgen oldu BC 10 geldi. HC'ye 2 kaldı. Artık 6 8 10 üçgeninden dolayı AH 6 ve şöyle bir dik üçgende Pisagor 36 4 daha 40 2 kök 10 x olmuş oldu. Bu yüzden 2 alfa alfalı sorularda özellikle 90 derece varsa Diğer açıları da alfa cinsinden yazmak lazım. B şıkkı. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Açı ortay ve dik indiğinde soru ne olursa olsun ben bir iki skener üçgeni düşünürüm. İlla bu konu olmasına gerek yok. Başka konularda da yapacağız. O yüzden böyle birleştirmek lazım. Şuraya H, şey, H demeyelim. H1 diyelim. Böylece açı ortay dikse aynı zamanda HH1 ve BH birbirine eşit olur. Bu arada bakın kendiliğinden şurada bir orta taban geldi gördünüz mü? HD lazım olursa bu H1 EAC'nin doğrusal bunlar ee, orta tabanı olacak. Şimdi AB 16 olduğuna göre ikizkenar üçgenden AH1 de 16. Bu arada AC 14. O zaman artık şu demin söylediğim HD uzunluğu 16 artı 14 30 bunun yarısıdır 15'tir. D şıkkı. Şekillere göre bir üçgeni çizeyim şimdi. Şöyle bir üçgen yani özellikle muhteşem bir üçgen çizmeye gerek yok. Benimkisi de bakın muhteşem olmadı. Bir ABC üçgeni C açısı B açısının arkadaşlar gördüğünüz gibi iki katı A noktasından BC'ye inilen dikme ayağı H olmuş. Ve BH'ı bize 16 vermiş CH'ı da 6 vermiş. Alfa ve 2 alfa arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz bakalım. Şöyle arkadaşlar bir şey yapabilirim. Burada Alfa'yı kullanacak şekilde şuradan bir alfa açısı alayım. Böylece şuraya T dersem iki hiçbir dıştan mecburen T açısı da alfa olur. Bakın kendiliğinden burada bir ikizkenar gelir. Bir de AT de AB'ye eşit olur. Haliyle burada bakın tabana inendik. dik ABT üçgeninin aynı zamanda kenar ortayı olacaktır. BH 16 ise burası da 16 olur. CT 10 AC10 6 8 10'dan AH8 bir de burada AB'yi istiyor bizden bu üçgende. A2 AA kök 5 8 kök 5 oldu değişik. Evet dışarıdan çizeceğimizi nereden bileceğiz? Bu tarz böyle sınavda dışarıdan eklemeli soru aslında sormuyorlar ama biraz böyle bakış açısı kazandırmak için sorulmuş muhtemelen. Alfa ve 2 alfa bağıntısında böyle kullanmış oldum. Arkadaşlar burada şeyi hatırlamak lazım. İkiz kenar bir üçgende eşit kenarlara ait yükseklikler eşittir, açı ortaylar eşittir, kenar ortaylar eşittir. Şimdi açı ortay sorduğu için ona gireyim, diğerlerini söylemeyeyim. Açı ortayları böyle çizdiğiniz zaman soldan ve sağdan ayrılan parçalar eşittir. Zaten açılar birbirinin aynısı. Burada çizdiğimiz açı ortay uzunlukları da birbirinin aynısıdır. Bundan dolayı şuradaki alakasız eşitliği şöyle bağlantı kuracağız. DE aynı zamanda şöyle birleştirirsek aslında buradaki harf verirsem AP'ye de eşittir. Açı ortay çizdiğimde kendim böyle madem o açı ortayı vermiş tek başına bir işe yaramaz diyorum. Kendim AP açı ortayını çizdim. Haliyle arkadaşlar burada bu yeşil fosforlu bir şekilde yaptığım AP de DE'ye eşit. Açı eşitliğinden. O zaman kendiliğinden AP AB'ye de eşit geldi taban açıları eşit oldu 51 derece yaptı. Şimdi şuraya alfa desem buraya alfa desem buraya da alfa desem ADP üçgeninde 3 alfa artı 51 180 olur. Alfa buradan arkadaşlar 129'u 3'e bölersek 43 yaptı. Şimdi alfa 43 olduğu için şu açı 43 derece artık bu üçgende iç açılar toplamı 109 artı x artı 43 eşittir 180 derece. 109 43 daha 152 böylece e, ne kalı, kalmış oluyor? 28. Ah pardon, nedense 109 dedi. Neden 109, 109 dediysen pardon. 51 51 daha 102 yapar arkadaşlar. 102 43 daha 145 olur. Bu yüzden 35 derece oldu. Düzeltiyorum. Affedersiniz. Cevabımız C şıkkı. Evet ikiz kenarı güzel bir şekilde kullanmalıyız burada. Tabana bakın bir dik indirdiğimiz zaman şöyle bir CH dediğimizde CH HB'ye eşittir. Şuraya A diyorum buraya da A diyorum. Bakın bu sefer AD 2A olur. Böylece buradan bir dik indiriyorum D'den şuraya DP diyeyim. Dikdörtgenden DP A oldu. Bakın burası 30-60-90 üçgeni geldi gördünüz mü? Sonuçta hipotenüs bir dik kenarın iki katı. Bu kesinlikle 30-60-90 olduğunu söyler. Böylece buraya 30 derece yazacağım. 30 olduğu için de şurası 60 derece olacak. Zaten arkadaşlar ikiz kenardan dolayı burası 25, burası 65, şurası da 25 derece. Toplamda 85 oldu x açısı A şıkkı.